Merhaba, ben Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde biyokimya uzmanı Doktor Suzan Uzan. Bu sene yaşanan pandemi sürecinde laboratuvarımızda edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hastanemize COVID şüphesiyle gelen danışanlarımızın bence yapması gereken, uygulaması gereken bir algoritma gibi düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani geldi, ne yapmak istiyor? Herkesin kafasında ben hangi testi yaparsam doğru olur? Acaba bu testi yapmış olmak benim bu teşhisi elde etmeme faydalı olur mu, olmaz mı? Gerekli testler yapılıyor mu? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazen hastalarımız halsizlik, baş ağrısı, ishal, çeşitli semptomlarla, belirtilerle gelebiliyor hastanemize. Bu şekilde gelen hastalarımızın bence ilk önce yapılması gereken PCR testidir. Yani polimeraz zincir reaksiyonu testinin, sürüntüsü, halk dilinde sürüntü testinin yapılması gerekir. Burada önemli olan bu PCR testinde de iki gen bölgesine bakılıyor olabilmesidir. Şimdi koronavirüsü bir RNA virüstür. Ve bizler bu RNA virüsü teşhis edebilmek için PCR yöntemini kullanıyoruz. Şu anda mevcut olan PCR yöntemimizde kullanmış olduğumuz kitte iki tane gen bölgesine bakıyoruz özellikle. Bir N protein gen bölgesi, bir de RNA bağımlı RNA polimeraz gen bölgesi. Bunların varlığı bize bu virüsün çoğalabilir ve enfeksiyon yapabilirliğini anlatmak istiyor. Bizler bu iki gen bölgesine baktığımızda gerçekten %100 COVID-19 virüsünü teşhis etmiş oluyoruz. Şimdi bazen hastanemize gelen danışanlar çabuk olması adına ben korona testi yaptırmak istiyorum dediğinde bize çıkış sürelerini soruyorlar. Şimdi kan testi yaptırdığımızda 1,5 saat sonra kan testinde pozitif ve negatif olarak ya da rakamsal olarak açıklayabiliyoruz. Ama PCR'da öyle değil. PCR biraz zaman alıyor. Yani bizler yaklaşık en fazla 4 saat içinde, en geç 4 saat içinde bunu sonuçlandırıyoruz. Ama e-nabıza düşmesi biraz zaman alıyor. Aynı günde yapıp aynı günde e-nabıza sonucu çıkartıyoruz. Şimdi 4-5 saat beklemek bazen hastalarımız açısından sıkıntı oluyor. Maalesef Türk halkı olarak biraz tez canlıyız. Ama sonuçta şöyle bir şey çıkıyor. Kan testini aldı. Hastaya biz diyoruz ki COVID-19 IgG negatif, COVID-19 IgG negatif diyoruz. Yani hem G'sine hem M'sine baktığımızda her ikisini de negatif buluyoruz. Ve 1,5 saatte veriyoruz. Şimdi kişi o zaman çok rahat bir şekilde buradan ayrılıyor. Evet, ben korona değilim diyor. Oysa şunu bilmesi gerekiyor. Bizim bu kan testinde baktığımızda sadece şunu söylüyoruz. Sen bu virüsü aldın belki. Belki bu virüs hala vücudunda. Ama bu virüs senin bağışıklık sisteminin aracılığıyla antikor henüz oluşturmadı. Bunun için bir süreç geçmesi gerekiyor. Hele COVID-19 IgM'in olabilmesi için zaten boğazdan ya da burundan almış olduğumuz PCR testinde onu bir kere pozitif olarak yakalarız. Biz bu pozitifi yakaladıktan sonra bile en az 5 ya da 7 gün sonra en az antikor testinin pozitifliğini yakalayabiliyoruz. Yakalayabiliriz. Ha, bu ne demektir? Vücut buna karşı antikor oluşturmadı ve ne oluyor? Bu da akut enfeksiyonun olduğu zaman için, yani COVID-19 IgM akut, yani şu anda geçirilmekte olan bir antikor virüsün enfeksiyonun varlığını gösterecek. Bunun için bile 5 gün ya da 7 gün geçmesi gereken bir şeyde biz yakalayamadığımız, ki yakalayamayız. Yakalayamadığımızda hastada böyle şey oluşuyor. Ya ben yaptırdım, bana negatif dedi. Yanlış çalışıldı ya da yanlış sonuç verildi. Buradaki olay şu. Bizim için önemli olan, ben bana gelip sorulduğunda şöyle diyorum.
alfabe A'dan Z'ye doğru gidiyor. Siz Z'yi hemen istediğinizde doğru bir hareketi yapmıyorsunuz. İlk önce yukarıdan aşağıya bir silsileyle ilk önce A harfinden, yani PCR'ı varlığını ilk önce PCR'la virüsün varlığını tespit etmeniz gerekiyor. Siz bunu tespit ettiniz. Bazen şunu da yapıyoruz biz. PCR'ın varlığını tespit ediyoruz. Burada PCR'da viral yükü de tespit ediyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz virüsü tespit ettiğimizde viral yükün ne kadar olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu da bu PCR'de, yani polimeraz zincir reaksiyonlarında çeşitli döngüler var. Hangi döngüde çoğalmaya başladığını tespit ederek bizler enfeksiyonun başında mısınız, enfeksiyonun sonunda mısınız, şu anda viral yük çok fazla mı, bunları da söyleyebiliyoruz. Burada danışanlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Hani PCR da yaptırıp sadece paraya, yani ücrete bakarak da testi değerlendirmesinler, hastaneleri değerlendirmesinler. Çünkü dediğim gibi o kitin hangi gen bölgesine bakmış olduğunu kesinlikle sormaları ve ona göre bir test yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca her enfeksiyon geçiren, yani COVID-19 olan hastalarımızın mutlaka hastalık geçtikten sonra yaklaşık bir ay, en az bir ay sonra COVID-19 IgG ve IgM, yani antikor testlerine de baktırmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada mevcut olan antikorun yüksekliği sizin o tekrar COVID-19 olabilme ihtimalinizi de geciktirecektir. Artı bu sadece bir kez baktırmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü mevcut olan antikorun bir süre sonra, en az bir ay, iki ay, bazen üç ayda bir de önerebiliyoruz. Bunu baktırıp bir de şöyle, hani bunu baktırmak önemli değil. Bugün A hastanesinde baktırdınız, sonra gittiniz B hastanesinde baktırdınız. Bunun da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü aynı kit ve aynı cihazla bakılması gerekiyor kıyaslama yapabilmek için. Bu antikorda mevcut olan düşme bazen 6 ay sonraya da tekabül edebiliyor. Doğal olarak sizin antikorunuz 6 ay sonra negatifleşmişse ben COVID-19 oldum, her şey bitti, oh rahatım diyemezsiniz. Tekrar olabilme ihtimaliniz var. Yakın zamanda hani gördüğüm ve duyduğum vakalarda da ikinci kez geçirenlerde bu olayın daha ağır seyrettiğini söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum.